Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunu olsun. Şıkırışımız, kanalımızda kıtınlar, ekranımızı bulsun. Biden, Hong Kongluklarga vakitlik panahlık beriş kararını tasdikledi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden 5. Ağustos Hong Kongluklarının Amerika'da duruş vaxtını uzartış hakkıdaki yeni buyruğu imza koygan. Biden'nin bu vaxtdaki buyruğu da Hong Kong'daki devlet bihaterlik kanuni ötken yeli 6. ayda icra kılınışkı başlığandan buyan Hong Kong sakçılarının siyasi maksatta tutkun kılışını devamlaştırganlıqı bu jariyanda 100'den artıq öktişi siyasetçi, paaliyetçi ve namayışçılarını kolga alganlıqı ve onlarını terörlük, devletini parçalaş, ağdırış, çet el küştürü bilen til biriktiriş digendek bahanları bilen ayıplı geldiki. Yani Hong Kong'daki hükümetke karşı namayışkı katnaşkallıkı üçün 10.000'dan artık ammanın kolga ilinğallıkı bayan kılıngan. Aksaray bayanatçısı Jen Psaki şükünü bu axtı bayanat ilan kılıp, Biden'nin bu kararı arkalık Xtay'nın bastırışı koşturgan Hong Kongluklarga bulgan kollişini ve vadisige xilaplık kılgan Xtay'nın kılmışlarına karab durmaydıqallıkını bildirmekçe işkerlikini kayıt kılıp ötken. Məlum buluşça, bundan burun Amerika'da turvatkan Hong Kongluklarının vizisinin vaxtı toşkanda Köçmeler İdarisi tarafından mecburi çigradan çıkarıldığan bulup, Biden'nin yeni buyruğuna asasen Hong Kongluklar müddeti 18 ay bulgan vakitlik panahlıkı erişidiken. Şunlukla bu jarayanda hizmet kılısı buludiken. Nöbette Amerika'nın muhacireteki Uyghurlarga panahlık beriş meselesi mu kün tertipki kilovatkan bulup, 30. iyun Amerika Avam Palatası Uyghurlarının Amerika'da panahlık telişige asallık yaratıp beriş hakkıdaki bir kanun layısıge karab çıkan idi. Xitayning yana bir saxta tashviqat qo'shuni haqidagi tafsili dokulat e'lon qilindi. Uchur asliga keltirish markazi CIR nomliq tadqiqot organi 5 avgust yangi dokulat e'lon qilib, maxsus Xitoy rejimini tashviq qiladigan bir saxta tashviqat qo'shunini fosh qilgan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, saxta uchurlarga zarb berishni nishon qilgan, foyda olmaydigan mazkur tadqiqot organining yangi dokulatida 350 neçe kişilik saxta ictimai taratqo hesabının zor tor qoşunu təşkilləb, Xitayını qollaydıqan məzmunlarını küçəb təşviq qılğanlıqı və türlük vasitlər bilən Xitayğı qarış çıxıqçılarının abroyunu tüküşkə urunğanlıqı, bu arqılıq Xitayının xalqaradiki təsir küçü və obrazını küçəyitiş məqsidiki yetməkçi bolğanlıqı körüstüb ödülgən. Dokulatı eytilişçə, bu tor qoşunu Twitter, Facebook, Instagram və YouTube qatarlıq supalarda aktif bolub, bir kısmı süni idrak texnikisi arqalıq yasab çıkılgan baş suratlarını işletken. Yeni bazıları uğurlanan hesablarını işiltip başkıtıldaki mezmunlarını tarqatkan. Gerçi mezgür tor koşuğundan Xtay rejimi bilen bivasta alaqısı barlıqı haqqıda iniq dəlil ispat bolmusu mu? Ama mezgür tətqiqat organı iniqlap çıkılgan bu tor koşuğundan bundan burun Facebook ve Twitter tarafından taqib etilgen Xtay peres hesablar bilen uxşıp gitidigallıqını bildirgen. Bu hesablar tarqıtıvatqan mazmunlar Xitay dairleri ve organ taratqoları təşviq qılıvatqan mazmunlar bilen birdeklikke ege bolup, asaslıqı Amerika'daki kişilik hukuk ahvalının intayin nacar ikkenliki, irqçılıqnın iğırlıqı qatarlıq noktalarga merkezleşken. Bularının içindeki bazı hesablar yana Şarkı Türkistan'da basturuş siyasetinin mevcut emeslikini, bunu Amerika ve Garip devletlerinin uydurup çıkarganlıqını köplep təşviq qılgan. Mezkur tədqiqat organı bu saxta hesablarının ictimai taratqolardaki hareketini köp işildiğin mezmullarını, ağaç küçülerini izgoğulab təkşürüş arqılıq bu torlaşkan saxta təşviqat şaykısını bayqab çıkan. CIR bu axtiki dokulatını ictimai taratqolarda elan kılgan dekin, Facebook şirketi dokulatı elan kılıngan barlıq hesablarını taqib etkenlikini tədqiqat organları bilen devamlıq həmkarlaşıp saxta təşviqat koşuğundan qayt payda buluşunu tosuduğallıqını bildirgen. YouTube şirketi mi bu tor koşundaki kaidi nizamga xilaplı kılgan hesablarını takip etken. Twitter şirketi mi dokulatı tilga ilingan barlıq saxta hesablarını ve şununla okşaydıgan başka gümanlıq hesablarını asasen digüdek takip etkenlikini bu axtiki tekşürüşünün devamlı şivatkallıqını bildirgen. Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti xalqaradı kün tertipki kelgenden buyan Xitay rejimi işçi sırtıdaki saxta teşviqatı üçün gayet zor xirajat acıratkan bulup, bundan burun mu Xitayning yalgan guvahlıq bergüzüş, yalgan haber tarqıtış, saxta hesablarını ve çet eldeki Xitay oquqçularını teşviqat üçün işiltiş qatarlıq kılmışları haqqıda dokulatlar ilan kılıngan ve Xitayning bir kısım tor qoşunuğu zərib berilgen idi.
Sharq Turkistondagi dehqonlar Xitoyning qarz patqig'iga patmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi bo'lgan Tangritog' gazetining 5-avgustdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, oldingi 20 yilda Sharq Turkistondagi dehqon oilalarining qarz puli 100 milliard yuandan oshib ketgan. Xabarda ko'rsatilishicha, 6-oyning oxirigacha Sharq Turkistondagi yezi omonat qarz kooperativining turli qarz pul qoldiq summasi 381 milliard 612 million yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 29 milliard 107 million yuan oshgan. Ish nisbati 8.26% bo'lib, qarz pulining ish nisbati tarixdagi o'xshash mazgildagi saviyadan yuqori bo'lgan. Buning ichida yezi egiligiga chetildigan qarz pul qoldiq summasi 196 milliard 258 million yuanga yetib, oldingi yilning oxiridagidan 12 milliard 914 million yuan oshgan. Ish nisbati 7.04% bo'lib, turli qarz pulining 51%ini egallagan. Navbatda dehqon oilalarining qarz puli qoldiq summasi 102 milliard 411 million yuanga yetib, tarixdagi yangi yuqori saviyaga chiqqan. Dehqon oilalari qarz pul muomildorlarining soni oldingi yilning oxiridagidan 293 500 oila ko'paygan. Kuzatuvchilar Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida tutqun qilish, musodir qilish, oshkora bulang-talang qilish qatorliq vositalar bilan Sharq Turkiston xalqini iqtisodiy jihatdan vayron qilganligini, erkinligidan, iqtisodiy manbasidan ayrilgan xalqning hashar yoki tuvan maoshliq amgakka majburlanganligini, qarz patqig'iga patqanligini, Xitoy rejimining bu orqali Sharq Turkiston xalqini texnik qattiq kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini bildirishmoqda. Xitoyda tayfun bo'rini ogohlantirishi chiqarildi. Xitoy taratqularining 5-avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasida Lupit tayfun bo'rini sababidan ogohlantirish signali chelindi va tayfun bo'rining dengiz bo'yi rayonlariga yaqinlashishiga agishib, 33 mingdan ortiq odamning bexatar joyga yetkazilganligi bildirildi. Xitoy jiddiy ahvollarga taqobil turish ishxonasi tomonidan 43 dengiz qirg'og'i nuqtasiga kirish eg'izi taqib etilganligi bildirildi. Xatar sababidan 3500 dan ortiq beliqchilik kemasi va 6200 beliqchi portga qaytib kelgan. Tayfun bo'rining 3 kun ta'sirini ko'rsatadiganligi, kuchli shamol va bo'ron chapqun bo'ladiganligi bildirildi. Qattiq yomg'ir Jiyangning sharqi janubi, Fujianning sharqi va Guangxi Juang avtonom rayonining sharqi janubiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi mo'ljallanmoqda. Amerika odamsiz quruqlik mashinalari sohasida Rossiya va Xitoy bilan raqobatlashmoqda. Sputnik News to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasining odamsiz quruqlik mashinalari sohasida Rossiya va Xitoy bilan texnika raqobatida ekanligi o'tirg'i qo'yildi. Mashhur mexanika yozuvchisi Kayl Mizukami hozir Amerika armiyasining 3 xil avtomatik jang robotlari haqida ishlayotganligini ko'rsatdi. Jurnalist mazkur o'rinlarning cho'ng kichikligi, texnikalik uskunalari va qilishqi tegishlik vazifalarining o'xshamaydiganligini bayon qildi. Bu sohaning intayin mushimligi va Rossiya bilan Xitoyning mushinunga o'xshash odamsiz mashinalarda ishlayotganligi bayon qilingan maqolada armiyani ehtiyojlik sondagi mashina odam bilan ta'minlagan tunji davlatning ko'rinarlik afzallikka erishadiganligi ko'rsatildi. Maqolada yana general-mayor Ross Kaufmanning so'zlari tilga olingan bo'lib, hozirgi yangi mahsulotlarni general Pattonning 2. dunyo urushi davridagi arvoh armiyasi bilan selishtirgan Kaufman qorong'ulikda bu mashinalarning yaqinlashganligini anglabmi, dal qayerda ekanligini bilmasang, qo'rqinch barg'ansiri kuchaydi deganlarni bildirgan. Arvoh armiyasi Amerika armiyasi 2. dunyo urushi mazgilida Germaniya armiyasini aktiv qaymoqtirish uchun ishlatgan maxfiy qism bo'lib, bu qismning askarlari soxta tanka, yuk mashinasi va radio programmalarini ishlatib dushmanni qaymoqtiradi. Qismda ular to'g'risidagi uchurlar qattiq maxfiy tutiladi. Ular haqidagi uchur 1996-yilga kelganda oshkorlangan edi. Sharq Turkiston yordam guruhi xizmatini oyoqlashtirib, apat rayonidan ayrildi. Turkiyaning ko'plagan joylarida yuz bergan o't opitida ziyon uchirgan xalqdan hal so'rash va ehtiyojlik yordamlarini sunish uchun Manavgatga borgan Sharq Turkiston yordam guruhi bugun Pilandagi 3 kunlik xizmatini oyoqlashtirib, Istanbulga qarab yo'lga chiqdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga tabe Sharq Turkiston yangi nasl harakati, Ko'kay insoniy yordam jamiyati, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati xodimlarining qatnashishi va boshqa 10 nacha tashkilotning qo'llashi orqasida tashkillangan jami 36 kishilik bir guruhi fidoilar 4 avgust Antaliyaning Manavgat noyasiga yetib borgan edi.
Yardım grupsi bu 3 gün jarayanda gruplarga bölünüp, yardım buyumları ambırda tuşuş, retleş, tarqıtış qatarlıq arqısep xizmetlerge yardımlaşış, Uyghur polosi etip, apet rayondaki xadımlarga ve yerlik xalıqki tarqıtış qatarlıq xizmetleri boyunca pidailik kıldı. Yardım grupsi yana tünügün ve bugün qaldıq ot uçuruş xizmetleri devamlaşıvatkan bir kısım rayonlarga berip, ot uçurgıcı xadımlardan hal soridi ve xizmetlerge yardımlaştı. Yardım grupsi apet rayondan ayrılıştın burun Manavgat'nın Kepez rayonluk hükümet başlığı Xaqan Tütüncünü ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Yardım grupsinin bu 3 gün jarayanındaki hizmetleri ictimai taratqolarda ve Türkiye'nin yeni asır gezitige okşaş akbarat vasıtları arqalıq Türkiye halkıge yetküzüldü. Şunaqla Türkiye'nin hatırjemliki üçün dua kılıvatkan muhacirettiki Şarkı Türkistan halkını memnun kıldı. Nöbette Türkiye'nin 44 vilayetindeki 191 rayonda ot apeti kontrol kılıngan bulup, yani 6 vilayetindeki 13 rayonda ot uçuruş hizmetleri devamlaşmakta. Amerika İran'ı diplomatiya ve yadro söhbetige kaytışqa çağırdı. Amerika İran'ın yeni prezidenti İbrahim Raisi'ni diplomatiya ve yadro söhbetige kaytışqa çağırdı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe, Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price kündülük muhbirlerini kütüveliş yığınıda Washington'ın İran'daki yeni hükümetinin meydanını bilişini halaydıqallıqını ve Amerika'nın bununla asasen şirikleri bilen meslehetleşip cevap kaytırdıqallıqını bildirdi. Bayanatçı Ned Price, Prezident Reisi'ye deydiğinimiz, biz devlet bir hatırlık menfaatimiz üçün söhbet üstülüge kaytışkı tayyarımız. İranlımız söhbet üstülüge baldırra kaytıp gelişke çakırımız dedi. Price, yadro kilişimige kaytış pürüstünün mengü devamlaşmaydıqallıqıga işaret kılıp, bu vacidin biz yeni İran hükümetini diplomatiyage kaytışkı çakırıbatımız digerlerine kayıt kıldı. Tünügün İran'da kasem berip vazife ötküzvalgan Prezident Reisi, İran'a kartılgan ceza çokum ahırlışı gerek. İran cezanı bekar kılış yoludaki her kandak diplomatik planını kollaydı digen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.